Evvela dua ederek başlayalım ki Tanrı mes'edişi kaybolmasın. Rab şükrediyorum. Sen mucizeler Tanrısı'sın. Bize büyük buyruğu gönderdin. Ve biz bu büyük buyruğun içinde üzerimize düşeni yapmak için senden aldığımız o buyruğu yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü senin ailenin en büyük aile olması gerekiyor bu yeryüzünde. İblisin ailesini defedeceğiz ama senin aileni yükselteceğiz. Bu hepimizin üstüne düşen bir görev. Ve şükrediyorum ki Rab, bizleri onurlandırdın. Bizlere bu, güvenerekten bizlere bu yetkiyi verdiğin için. İsa Mesih'in adıyla amin. Ana mesaj, Markos 15. bölüm. 16. bölüm 15. ayet. Hepiniz biliyorsunuz, dinleyin, bilmeyenler de dinlesin. İsa şöyle buyurdu. Dünyanın her yerine gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olanlar kurtulacak, iman etmeyenler ise hüküm giyecek. Sonra 20. ayete gidiyorum. Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yerde yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor. Görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu. Amin. Aşağı ineceğim. Sizlere yakın olmam lazım. Haleluya. Amen. Şimdi demek ki kimler İsa Mesih'in öğrencisi? Evet. Evet eller evet iman eden herkes İsa Mesih'in öğrencisi. Ve öğrenciler ne yaptılar? Üstüne düşen görevi yaptılar. Bakın ben size şunu söylüyorum. Müjdeyi paylaşıyoruz, dışarıya çıkıyoruz büyük sayıda insanlar iman ediyorlar. Tanrı'nın beklediği nedir biliyor musun? O insanlarla ilişkiye girip alıp o insanları Rabbin evine getirmek. Bundan sonra bu olacak. Bundan sonra konuştuğunuz insanları getiriyorsunuz, biz arıyoruz. Tamam arıyor, geliyor. Bütün önüne verdiğimiz listeleri hazırlıyoruz. Yeni liste, eski liste. Tamam hepsini arıyor. Harika. Ama en önemlisi o insanları çekmek kaybolan koyun olmamaları lazım. Anlıyor musun? İblis kol geziyor. Acaba diyor bunu nasıl kandırabilirim? Nasıl bunun hayatını kötüye çevirebilirim diye bakıyor. Bu kilise sokakta müjdeyi paylaşılarak kuruldu. 5 Aralık 1999'da. Taksim, İstiklal Caddesi ve Tünel. Oralarda dolaşaraktan ilk toplantımızı yaptık. Nerede yaptık? Riva Otel'de. İlk toplantıya 5 kişi geldi, 5. Nasıl geldi? Bildiri dağıttık. İnsanlarla paylaştık. İkinci toplantımızda 15 kişi oldu. Son toplantı 50 kişi geldi, otel bizi kovdu. Çünkü farklı milletten insanlar gelmeye başladı. Afrikalı kardeşler, diğerleri neyse. Niye? Çünkü o zamanlar bu kadar rahat değildik. Buna rağmen sokakta müjdeyi paylaşıyorduk. Sırtımızda çanta, içinde incil dolu. Neden? Nedenini anlatacağım. Kendimden misal vereyim. Ben eski inancımda hiç kimseyle kendi inancımın çok güzel olduğu için onu davet etmedim bir yere. İnancımın adını söylemeyeceğim. Yok, Müslümanlık. Niye söylemeyeyim? Biz eski Müslümanız. Müslüman aileden gelen Müslümanız. Ama Tanrı'nın bambaşka planları vardı bizim ailemiz için. Beni ve çocuklarım için. Ve biz iman ettikten sonra, Eşimin gittiği kiliseye gidiyorum. Bir vaftiz kilisesi, bir lokal kilise, 100 kişi var cemaat. En gençler de aşağı yukarı biz, biziz. Hepsi yaşlı. Ve orada bir buçuk sene kaldık. Evet, iman sözlerini duyduk. Öğrendiklerimiz var mı? Tabii ki öğrendik. Yeni imanlıyız. Ama ne ondalık, ne sunu, ne müjdeli hakkında hiçbir şey duymadık. Hiç duymadık. Ama Tanrı lütfuyla ne zaman? Pastor Rodney Howard Brown'ın Nehir Kilisesi'yle tanıştık. Onların üyesi olduk. Her şeyi duyduk. Ondalık nedir onu öğrendik. Hırsızın çaldıklarını geri alabileceğimizi öğrendik bizden. İmanlıyken. Tohum ekmeğinin olduğunu öğrendik. Ama en önemlisi müjdelemenin, canların ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Çünkü o kilisede canlar üstüne kurulmuştu. Her zaman çıkıyordu pastoratı souls, souls diyordu canlar. Ve ben merak ettim nasıl oluyor bu iş diye. Hiç unutmuyorum bir çarşamba günü haftanın ortasında bir gün çalışmıyordum. İçimde böyle bir şey geliyor. Duydum ki İncil okulu öğrencileri o gün öğlen saat 1'de toplanıp müjdelemeye çıkıyorlar. Dedim ki ben de katılayım. Ben de gittim. Tabii en, işlerin en yaşlısı benim. Çünkü ben 52 yaşında iman ettim. Ben 52 yaşında kusar vaftiziyle beraber iman ettim. Onlar hepsi genç. Sizler gibi. Öğrenciler gibi. O hoş geldin dediler. Onlarla beraber hem heyecanlıyım hem de merak ediyorum nasıl oluyor diye. Ve onları izledim. Dört saat sokakta, apartmanlarda her yere giriyorlar. Ve onları izledikçe kendimi tutamıyorum böyle gözyaşlarım akıyor. Gö o zaman anladım ki müjde ne kadar değerli. İnsanların açlığı, insanların iman etmesi, insanların dua istemesi, dua edenlerin Rabb'e şükretmesi. anlaşı. <laughs> anlatılamayacak kadar büyük bir bereket oldu benim için. Ve o zaman benim yüreğime müjdelime ateşi düştü. Ve ben de artık fırsat buldukça insanlarla konuşmaya başladım. Çünkü nasıl benim ruhsal ölümüm vardı İsa'dan önce? Nasıl İsa geldi? Ruhsal yaşam verdi? Amin. Başkalarının da bunu tatmasını istedim. Ailemin, benim ailemin, Pastor Leyla'nın ailesinin, arkadaşlarımı, onların da bunu tatmasını, Rabbin harika planları olduğunu aktarmak istedik. Çoğu kabul etmedi. Çoğu kabul etmedi. Bizim kendi yolumuz var dediler. Çünkü kimseyi zorlayamazsın. Biz bir aracıyız. Duydunuz mu beni? Biz bir aracıyız. Ondan sonra 99'un temmuz ayında Pastor Adil New York şehrinde büyük bir uyanış toplantısı yaptı. İyi haberler New York diye. Zaten Pastor Güçlü ve Gülben 3 aydır oradaydı. Biz de ikimiz yıllık iznimizi aldık. İnsan yıllık izni alınca nereye gider? Tatile gider. Biz New York'a gittik. 16 saat araba sürdüm. Yerde yattık. Yoktu. Sabah 9, akşam 5 New York'un çok farklı yerlerine müjdelimi ekibiyle beraber gittik. Binlerce insanın hayatına dokunduk. O toplantıların sonunda 56 bin kişi iman etti New York'ta. 56 bin küsuratı da var. Oradan kalktık gittik. Shreveport, Louisiana denen bir yere. Orada da yine bir mucizeler oldu. Kapı kapı oralarda da dolaştık. İnsanlar aç, insanlar kırılmış, insanlar buruk, insanlar ilişkileri kopmuş, insanlar kötü şartlarda ailevi oranları bitmiş, insanlar hasta ama bunların tek çaresi var İsa Mesih. Ben bunları yaşamış bir kişi olarak, sizlere bugün dürtüyorum. Bundan sonra müjdeyi paylaştığınız zaman insanlarla bireysel ilişkiye geçeceksiniz. Biz ilk kilise kurulduğu zaman şunu gören var mı hatırlıyor mu? Hatırlayan var mı bunu bizim yaşam sözleri diye? Evet, 4-5 kişi hatırlar. Bunu biz hazırladık. Kendimiz hazırladık burada. Bunu da sokağa çıkıyorduk. Uzunca olduğu için. Şöyle, bugün ölseniz cennete gideceğinize emin misiniz? Başlık bu. Eğer cevabınız hayır veya emin değilim ise şimdi konuşuyorum. Sizin için çok iyi bir haber var. Şaboyla konuş, şabo gel. Şaboyla konuşuyorum. şimdi. Şimdi Şabo bir arkadaş... Merhaba Şabo. Merhaba. Ben Hamdi Erman. Merhaba. Memnun oldum. Şabo sana bir sorum var. Bugün ölsen cennete gideceğini emin misin? Emin sana iyi bir haberim var. Tanrı seni çok seviyor ve cennete gideceğinden kesin istiyor. Cennetten ayıracak tek şey günahlardır. İncil'de Romalılar 3.23'te diyor ki çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Sen de yoksun kaldın. Ama iyi haber geliyor. Günahın ücreti ölümdür, ruhsal ölüm. Yani içimizdeki Tanrı varlığının olmadığı bir ölüm. Ama Tanrı'nın armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Tanrı bugün siz sana sonsuz bir yaşamı armağan olarak sunuyor. Yapmanız gereken tek şey bu armağanı kabul etmektir. Ücret ödendi. Sonsuz yaşama kavuşabilmeniz için gereken yol Tanrı lütfuyla açıldı. İsa yol gerçek ve yaşam benim dedi. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Şöyle ki kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. İsa seni özgür kılmak istiyor. Günahlarını, hastalıktan acılarını ve yoksulluklar, laletlerini yüklendi ve seni özgür kılmak istiyor. Bugün bir karar verebilirsin. İşte duyurduğumuz iman sözü bu. Eğer yürekten iman edip ağzınla İsa'nın Rab ve kurtarıcını inkar edersen kurtulacaksın. Evet, kabul, etmek kabul ediyor musun? Ediyorum. O zaman benden sonra şu duayı yap. Rab İsa yüreğime gel. Rab İsa yüreğime gel. Benim günahlarım için öldüğüne. Benim için benim günahlarım için öldüğüne. Bana sonsuz yaşam vermek için dirildiğine. Bana sonsuz yaşam vermek için dirildiğine. Yürekten iman ediyorum. Yürekten iman ediyorum. Tüm günahlarımı bağışla. Tüm günahlarımı bağışla. Beni yıka ve Beni yıka ve temizle. Seni Rabbim. Seni Rabbim. Ve kurtarıcım. Ve kurtarıcım. Olarak. Olarak. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Yaşamım. Yaşamım. Yönetimine al. Yönetmeni al. Beni kendi istediğin bir kişi yap. Beni istediğin bir kişi gibi yap. Sana şu müjdeyi duyuruyorum. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştu. Şu anda cennetin kapıları açıldı. İsa'ya aitsin. Rabbin çocuğu oldu. Sana tavsiyem bizlerle beraber ilişkiye geç. Kutsal kitabı okumaya başla. Ve sana bizim kilisenin adresini vereceğim. Gel orada hep beraber Rabb'e tapınalım. İsmini alıyorum. Şaba. Telefon numaranı alıyorum. Tamam. Bundan seni arayacağız. Seni yoklayacağız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Amin. Gördünüz mü? Bu biraz uzundu bunu okuması bizim için. Sonra bunu daha pratik şekilde getirdiler. Amerika Nehir Kilisesi ve şu anda da biz bunu kullanıyoruz. Nedir bu? Müjde paylaşım planı. Herkesin elinde olması lazım. Kimde yok elini kaldırsın. Tamam vereceğim. Biz burada boş durmuyoruz görüyor musun? Sizler için hem de sizin Rab'den bereket almanız için biz her şeyi hazırlıyoruz burada. Bazen insanlar düşünüyor, ya pastör istiyor diyor. Evet pastör de ister kilisesinin dolu olmasını, insanların kurtulmasını, iblisin tuzağındaki insanların kurtulmasını. İsa ne dedi? Bir koyun bile kaçsa arkasından giderim demedi mi? O zaman biz de gideceğiz. Kaybetmeyeceğiz insanları. Boş geçmeyeceğiz. Nerede? Otobüste, metroda, yolda, ailen, arkadaşların eşin dostuna konuşacaksın. Ama hayır diyorlar. Desinler. Hayır kişisel anlayacaksın. Bana da çok kimse hayır dedi. Hatta hiç unutmuyorum. New York'ta birisiyle paylaşıyordum. Adam beni itti. Senin ismin bile faul ya dedi. İsmi ne dedi? Hamdi dedim. Anlayamadı tabii. Zor bir isim Türkçe. Hamdi bir Amerikalı'ya göre. Hadi ya dedi beni itti. Hiç gocunmadım. Niye? Çünkü kişisel almıyorum ki. Ben Tanrı sözüyle hazırlanmış, dua edilmiş, besledilmiş bir kartı okuyorum. Ve sohbet etmeyeceksin. Netice en kısa zamanda bitmek zorunda. Eğer sorulara cevap verirsen onun adı müjde olmaz. Sohbet toplantısı olur. Ve o insanı kaybedersin. Onun için bu önemli. Ona fırsat vermeden okuyacaksın. Bugüne kadar sana Tanrı'nın seni çok sevdiğini ve senin hayatın için harika bir plan olduğunu söyleyen oldu mu? Hemen arkasından bastıracaksın. Sana çok önemli bir soru sormak istiyorum. Eğer şu anda ölürsen cennete gideceğini emin misin? Evet ve hayır olsa bile. Birisi dedi ki hayır ben hiçbirini kabul etmiyorum ya. Yine de diyeceksin ki peki kardeşim senin için dua edebilir miyim? Rab bu kardeşim bizi bereketli onun kalbine dokun gözünü aç. Dua edeceksin öyle göndereceksin. Anladın mı göksel hazinenin ne olduğunu? Dünyadan hiçbir şey götüremiyoruz. Çıplak geldik, çıplak bay bay. Ama götüreceğim bir tek şey var. Hayatına dokunduğun canlar. Rabbin buyruklarına itaat etmek. Utangaçlığı bırakın. Sıkın kalınlığı bırakın. Çekingenliği bırakın. Sen bir karar verdiğin zaman müjdeyi paylaşmaya, seni Tanrı da yönlendirir birisine. Unutma ki kutsal ruh seninle beraber. O konuşacak. Sen konuşuyorsun ya o dudaklar senin değil. Tanrı sesi içinden gelecek. Niye? Çünkü karşıdaki insanı seviyor. Onun durumunu biliyor o Tanrı. Neye ihtiyacı olduğunu biliyor onu. Neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Hastaysa hasta olduğunu biliyor. Sana söylemiyor. Ama Tanrı biliyor. Onun için senin karşını onu çıkarıyor. Ona dua etti. Ben İsa'yı seviyorum diyorlar. Güzel. Kabul etmesi lazım. Sevgi güzel bir şey. Ama yüzeyde bir sevgi değil. Derinde bir sevgi olması, Agape, Tanrı sevgisi. Ben kendi ailemle paylaştım. Ne ablam kabul etti, ne abim kabul etti. Ama en son 97 yaşındaki annem ölmeden ona iman ettirdim. İnanıyorum ki o cennette onu göreceğim. Ama üzülüyorum ablama da abime de. Ama yapacağım bir şey yok. Ben onlara a, hayatımı açtım, anlattım. Rab neler yaptı diye. Onun ailesi de öyle, Pastor Leyla'nın. Hatta hiç umuyorum. Bacanak bana dedi ki, ben hep iyilik yaptım dedi. Ben dedim ki iyiliğin terazisi var mı? Bir baktı suratıma. Yani iyiliği nasıl tartıyorsun? İşte şunu yapmadım, kimse almadım. Peki hiç yalan söyledin mi? Ha, oldu. E işte günah. Yalan söylediyse tövbe etmen lazım. Ama kabul etmedi. Ne yapıyoruz her zaman? Dua ediyoruz. Diyoruz ki Rab gözlerini kapamadan önce Birisi vasıtasıyla da gidebilirsin. Hiç ummadığımız birisi. Onlar da müjdeyi paylaşabilir. Ve bu kilise böyle kuruldu. İsa'nın gelişine kadar da böyle gidecek. Ve size görev düşüyor. Bakın. Özellikle bu toplantı bu hale getirdim. Başka vaaz verecektim. Dün gece Rab beni uyardı. Hayır dedi. Benim kurtuluşumu önleyemezsin. Ayakta zor durdum. Onun için bugün bunu öğreti yapıyorum. Ve bunu vereceğim. Bunları dağıtacağım. Alacaksın ama ne çantanda kalsın ne evde kalsın. Bunu al oku evvela. Önünü arkasını oku. Hatta ev, evde varsa birisi arkadaşın onunla paylaş. O sana paylaşsın. Nasıl ben Şabo öyle yaptım. Şabo da benimle paylaşabilirdi. Ve bunu yerine getirin. İnsanların ihtiyacı var. Benim ihtiyacım vardı. İçimdeki boşluğu, bizim ailenin içindeki boşluğu İsa ve Kusarut doldurdu. Eğer biz ona hayır deseydik hiçbir zaman Nehir Kilisesi olmazdı. Tanrı sizi çok seviyor ya. Artık sızlanmayı, ağlamayı bırakma zamanı. Ciddi ayağa kalkacaksın. Güçleneceksin. Evet diyeceksin ya. Ben de Rab için, ben de göksel hazine, hazinem için birisinin hayatına dokunacağım. Birisini de iblisin tuzağından kurtaracağım. Amin. Yeter artık yeter diyorum ya. Rakamlar çok güzel. 47 kişiye uğraştık. Şu kadar kişi iman etti. E tamam bir kişi görelim ya bir kardeşi görelim bakalım soralım ona seninle paylaştılar ne hissettin kardeşim ne ihtiyacın vardı Rabb sana dokundu duymamız lazım tanıklı birisi bir gün sordu Rabb şifa verir mi tam adamına sordun dedim ben 40 yıl anlatım değil mi beni sağlık şey mi tanıklığın bilen var mı bilmeyenler de var. Ben 40 yıl alerji ve astım öncesi hastayla boğuştum. Türkiye'de en ünlü profesörlere gittim Çapa Hastanesi'nde. Testler ve ilaçlar ee. Amerika'ya gittim orada da aynısını kullandım kurtulmak için. Tavsiyeler hep aynı kapalı yerde kalacaksın. Bir takım şeyler, mümkün değil ya. Evde yemek pişiyor. Evde toz oluyor. İşe gitmeyecek misin? Yapmayacak mısın? Yani Doktorların tavsiyesi geçerli olmadı bana. İman ettim hala çekiyorum. Niye? Çünkü gittiğin yerde bu konularda sana bir öğreti verilmiyorsa sen hasta gidiyorsun kiliseye, hasta çıkıyorsun. Anladınız mı? Tanrı'nın planı hasta olanları iyileştirmek. Sen istersen Tanrı sağlayacak. Ben de gittim pastöre sordum. Dedim ki pastör Radni, Ben de böyle bir rahatsızlık var ne yapayım? Ham dedi bütün şifa ayetleri ile ilgili bir başka bir pastör şey hazırlamış 52 tane kart al oradan oku oku bir hafta sonra dedi duaya gel bak kurtulacaksın. İtaat ettim pastörün sözüne. Arabada gidiyorum kırmızı ışıkta duruyorum hemen bir tane ayet okuyorum. Bir hafta sonra gittim bana dua etti şu göğsümde bir oksijen tüpü patladığını hissettim. Ne kadar yerde kaldım bilmiyorum beni kaldırdılar dedi ki ne oldu sana? Dedim ona şurada bir şey patladı. Bugüne kadar ne yapamıyordum? Dedim ki derin nefes alamıyordum ki sporculuktan geliyorum. Bir atlet mesela gençken. Al bakalım bir derin nefes. Bir derin nefes aldım mikrofonla. Onun bile gözleri şaşırdı. 1998'den itibaren ben özgürüm. Bazen bazen böyle si sentomlar gelir gibi oluyor. Eşime diyorum ki mum yak evin içinde. Hemen mum yakıyor. Kokulu mumlar. İşte eşim orada sorun ona. Bazen o bir dükkana giriyor. Gir, girmezdim ben böyle molda falan. Belki bir kilometre mesafede durdum o bayanların için. Şampuanlar şunlar mı alınıyor. Şimdi özellikle giriyorum. Bu mumu güzel kokuyor. <laughs> diyorum donar geliyor. Ay bu kırmızı güzel kokuyor. İnadına iblise. Sen diyorum bana böyle şey yaptın. Ben de sana bunu gösteriyorum. Bak neler oldu. Rab neler yaptı. Amin. Rab bendeki hastalık ruhunu kovdu. Amen. Çünkü tutsak oluyorsun ilaçla şeye. Tutsak oluyorsun. Güvenli bir tek şey var. Tıp. Ama tanıdıktan sonra en büyük ordinarius profesörle tanışıyorsun. İsa Mesih. Tıp, tıpı kuran. Tıpı kuran. Amin. Herkes ayağa kalksın. Burası biraz sıcak mı oldu? Herkes uyuyor. Klimayı açar mısın lütfen? Soğuğa getir. Bakıyorum gözler kapalı. Elleri kaldır. Çift elleri kaldır. Rab şu anda dua ediyorum ki. Burada bulunan ve bizi internetten izleyen bu kilisenin üyeleri ve buraya gelip de Rab'den bereket alanları şu anda duam şu ki Rab onların yüreğine müjdeleme ateşini şu anda düşür, yak ve başkalarına karşı onların kurtuluşu, onların şifa alması, onların özgür olması için onları kullan. Bugünden itibaren Rab şu anda itibaren Tepesinden ayaklarının ucuna kadar herkesi mes'ed Rab. Kesin olarak her şeyi biliyoruz Rab. Ailemiz, çevremiz, yakınlarımız, hiç tanımadığımız sokaktan geçen insanlar. Hiç fark etmez. Onların Tanrı'ya gelmesi, özgür olması Tanrı'nın planı. Ne dedi? Gidin dünyanın her tarafına müjdeyi paylaşın öğrencim olun. Biz bu işi hafife almıyoruz Rab. Alamayız da. Çünkü sorumluluğumuz var. Eğer kendimizi öğrenci olarak kabul ediyorsak sorumluluğumuz var Rab'bin önünde. Haleluya. Ve duan bu Rab. Burada yeni kardeşleri göreceğiz. Burada özgür olanları göreceğiz. Onların yüzündeki sevinci göreceğiz. Onların yüzünde Tanrı'yla hayatlar nasıl değişik olduğunu göreceğiz. Saatlerce o tanıklıkları dinleyeceğiz. Coşacağız burada Rab, çığlıklar atacağız. Haleluya. Amen. Şimdi oturabilirsiniz. Efesler 6. bölümde diyor ki bizim diyor savaşımız diyor 6 12'den başta 17'e kadar okuyabilirsiniz. Bizim diyor savaşımız diyor ete ve kana karşı değil diyor. insana karşı değil. Bizim savaşımız kötü ruhlara, kötü hükümdarlıklara. Çünkü iblis de bir hükümdarlık kuruyor yeryüzünde. Tanrı söylüyor. Dünyanın küçük g ile beraber tanrısı diyor değil mi küçük t. Dikkat edin diyor. Her ne kadar ben onu diyor hallettiysem yine de bir fırsatın bularak diyor bir yerlerden sızmaya çalışıyor diyor. Fırsat vermeyeceksin. Bir kere insan şu kararı verir. Ben iyiliği mi seviyorum kötülüğü mü seviyorum? Hiç kimsenin kötülüğü sevdiğini ben düşünmüyorum. Onu söyleyecek bir tek şey vardır, iblistir şeytan. Ne? Kötülerin tanrısı. Ama Tanrı hepimizin iyi olmasını istiyor. İsa'ya da tuzak kurmadı mı? Salak. Ekmeği ye de dedi, şu taşı ye de dedi, bilmem ne yapayım dedi. Tanrı ile alaya eder gibi konuştu. Küstah. Terbiyesiz, utanmaz, ahlaksız. İnsanların hayatını mahvetmek için her yerden kolaçan geçiyor. Acaba nasıl girerim bu dairede? Kardeşim anahtarını kaybetme. Tanrı hepimize bir anahtar verdi. Değil mi? Anahtarınız var değil mi? İşte o anahtarla kapatacaksın iblisin kapısını, Tanrı'nın kapısını açacaksın. O kapıda bereket var, o kapıda Şifa var, o kapıda özgürlük var. İblisin kapısını kapattığın zaman özgürsün. Onu hayatından def etmiş oluyorsun. Her yerde çalışmaya çalışıyor. Evde, iş yerinde, sokakta. Geçen gün metroya bindim. Buradan gidiyorum. Birisi bir çarptı bana. Düşüyordum ha. Sırtında bir de çantalar var. Gençler böyle kalın çanta. Koşu, koşarak girdi metroya. Sanki metroyu kaçıracakmış gibi, kapı kapanacakmış gibi. Bana bir çarptı. Arkaya, ben de ve dip taraftayım aslında. Kapı orada, ben buradayım. Öyle bir yuvadan geldi ki böyle küt diye dedim kardeşim sakin ol ya. Ama eski hamdi olsaydı başka türlü konuşurdu. İsa'dan önceki hamdi. Ama İsa'dan sonrası olduğu için kusura bakma amca falan dedi. Olur böyle şeyler ya mühim değil dedim. A ayağım acıdı ama, ayağım acıdı ama. İblise bir kredi vermek istemedim. Size de olmuyor mu? Oluyor. Aa, oluyor. Her şey benim mi oluyor? Sizi de buluyor. Fırsat vermeyeceksin kötülüğe. Davet etmeyeceksin kötülüğü. Hep şikayet etmeyeceksin. İnsanlar maalesef hastalığı çağırıyor. Başım ağrıyor diyorsun. Migren oldum diyorsun. Sonra beyin tümörü oldum diyorsun. Hayır hiçbir şey olmadı sana. Başın ağrıyabilir. Sırtın ağrayabilir, Belin ağrayabilir. Dikkatsizlikten ağır bir şey kaldırdın. Yaptın ters bir hareket yaptın. Ne, nedir bu yani? İla belinde bir şey mi var? Yok. Fiziksel bir problem olabilir. Bunu büyütmeyeceksin. Dinliyor musunuz beni? Alo. Arka taraflar bir ziyaret edeyim. Sen bir numarası. Daha, sen bir numarası. Amen. Haleluya. Bizim savaşım ne diyor? Hiçbir zaman diyor ruhsal savaşlarını şeyleri silahlarını çıkartmayacaksın diyor. İradeni korumak için miferi koyacaksın kafana, tas gibi. Önüne de diyor şeyi koyacaksın, ateşli oklardan korumak için. Dikkat ettiniz mi? Sırtına hiçbir şey koy demiyor kutsal kitap. Neden acaba? Hiç düşündünüz mü? İblisin atak yapacağı bir tek şeyin iç varlığı. iç varlığı ve yüreğin. Orayı delik deşik etmek istiyor. Ama Tanrı nasıl biliyor Hezekil'de? Sana, senden diyor katı yüreği alacağım, sana etten bir yürek vereceğim diyor. Tanrı daima önde. Biz daima öndeyiz. Benden sonra söylüyor, ben daima öndeyim. İblis arkamda. Aslında ayağımın altında. Ayağını kaldırmayacaksın. Onun için başkasına ses olacağız. Ne sesi? Kurtuluş müjdesi sesi. Randevu yapmak lazım. Müsait onun zaman dışarıda buluşun bir çay kahve için. Biz arıyoruz telefonla. Söyledim biraz evvel arıyoruz, değil mi? Yeni aldın mı? Ha, gördün mü? Ben buradaydım ararken. Ama insanları getirmek lazım. Çünkü o heyecan var ya o heyecan. Kabul ettim İsa'ya. O heyecan var ya hemen iblis arka devreye giriyor. Gerçekten iman ettin mi? İnanıyor musun? Fısıldamaya başlıyor kulaklara. Gerçek ya bunu yaşıyoruz bunu ya. Öyle olsa benim ailem niye kurtulmasın? Öz anam, öz ablam, öz baba, abi. Neden? Aynı kandan aynı aileden geliyoruz. Görüyorlar bizim hayatımızda değişiklikleri ama var ya o gurur, kibir. En büyük tehlike. Gurur ve kibir en kötü tehlike. Günah. Seni cehenneme götürecek şeydir gurur ve kibir. Unutma. Yoksa aç Galatalar 5.19'u oku. Neler yazıyor orada. Tanrı ne diyor? Alçak gönüllü olanı severim, gururdan nefret ederim diyor. Biraz evvel okuduk, iyilik yapın diyor değil mi? İyilik yapın, cömert olun insanlara karşı. Bizim Türkçe'de bir atasözü vardır. Bir kahvenin kırk yıllık heh, hatırı var derler. Bazı atasözleri çok güzel. Bir sevginin de 40 yıllık hatırı vardır. Birisinin hayatına bir sevgi tohumu ektiğin zaman seni unutmaz. İlişkiyi unutmaz. Bizim birbirimizi sevmemiz lazım ya. Onun için bu kiliseyi çok seviyorum. Uluslararası bir kilise. Her dilden, her nesilden insan var. Ne güzel. Rabbi sofrası öyle sofrası. Hiçbir eksiği yok Rabbi sofrasında. Ne diyor mezmurda? Düşmanın önünde diyor sana diyor sofra kurarım. Serpme kahvaltı sofrası değil. Değil mi? Lokantalar var serpme kahvaltı. İstersen bulursun bir eksik bir şey. Ama Rab'de eksik bir şey yok ki. Rab tam. Doğru ve gerçeği bulacaksın ve o seni özgür kılacak diyor. Amen. Ne oldu? Buldunuz mu Efesleri? Altıyı okuyun. anlayacaksın yani. Savaşın kime karşı olduğunu. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümdarlıklara. Bu karanlık dünyanın güçlerine. Kim bu karanlık dünyanın karanlık gücü? İblis, şeytan. Başka adı yok. Kötülüğün göksel yerleri ruhsal ordularına karşıdır. Evet. Sen bir ruhsal kişisin İsa'ya iman ettikten sonra. Ve sendeki ruhsalı, ruhsalı çalabilmek için eldeki her türlü şeyi yapabiliyor. Onun için ilişkilerinize dikkat edin. Bugün iblisin en büyük tuzaklarının bir tanesi dünyada birlikleri parçalamak. Sevgiyi ortadan kaldırmak aile ilişkilerini yıpratmak ve kırmak. Ve bugün imanlılar topluluğunda son gelen istatistiklere göre boşanma oranı çok yüksek. Nasıl bir iman olur onu da düşünmem lazım yani. Bir problem olduğu zaman boşanma bir çözüm değil. İki imanlı bir yerde oturup dua edip Rab'den yardım alarak çözüm bulabilir. Ben buna inanıyorum. Bizim de problemlerimiz var Leyla ile ama hiçbir zaman oturup da bunu şey haline getirmiyoruz. Dua ediyoruz. O da imanlı ben de imanlı. Çözüm daima var. Size de tavsiye ediyorum. Dikkat edin. Ufak şeylerden getirip de ortaya ufacık şeyi, pireyi deve yapmayın. Doğru mu? Yani ufak problemleri büyütüp de birbirimizi parçalar gibi davranmayın. İblise kapı açıyorsun. O zaman diyeceksin ki ben tabii müjdeyi çıkamıyorum, paylaşamıyorum. Niye? Çünkü durum müsaitti. Evde esenlik olduğu zaman, yüreğinde esenlik olduğu zaman müjde yaparsın. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüzü doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini bak işte gördün mü? Yine müjdeye geldik. Gördünüz mü? Tanrı daima bir yerde dokunuyor müjdeye. Ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Sağlam bedende olduğun bir detçe, sağlam olarak insanlara gidebilirsin esenlik içinde. Merhaba kardeşim ben Hamdi sen nasılsın? Tanıyor muyum ben tanımıyorum. Yolda karşılaştık. Rab dedi ki bir merhaba dedim. Ben de ona merhaba dedim. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İş yerinde insanlarla iyi geçin. Birisi senin ayağına basma çalışıyorsa sen basma. Onun seviyesine düşme. Duydun mu beni? Dargınlıklara fırsat verme. Gözün maddi şeylerde olup da aile birliğini, soyunu sakın tehlikeye atma. Mezbur ne diyor? Bir kişinin bereketiyle gelecek soyunu ben diyor bereketleyeceğim, zengin kılacağım diyor. Yoksulluk bize yakışmaz. Tanrı bize her şeyi vermek istiyor bu yeryüzünde. Her şeyi vermek istiyor. Hiçbir eksiğimizin olmasını istemiyor. Ki bizim gözümüz dünya sisteminde olmasın. Onlar ne giyiyor, ne içiyor, nasıl yaşıyorlar diye değil. Ne diyor? Madda altı, kaygılanma diyor. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye. Ufak şeylerle uğraşma diyor. Bunlar zaten diyor, ilk başta sağladığım şeyler senin için. Ben bazen camdan bakıyorum. Karşıda kuşlar var, karga var, başka kuşlar var. Geliyorlar tat tat tat. Muhakkak yiyecek bir şey buluyorlar ya. Tanrı onların bile karnını doyuruyor. Ki bizi yarattı insan olarak. Bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Dünyaya insan alemini yerleştirmek istiyoruz. Ders güçlü mü bugün? kuvvetli mi? Öğretmen sert mi? Sert mi öğretmen? Öyle mi? Öğretmen bazen sever, bazen döver. Ben de çok cetvel yedim elime. Tak diye ilkokuldayken. Öyle mi? Yani söylemek zorundayım kardeşim ya. Ben bugün varın yarın yok. Sizlerin yetişmesini istiyoruz. Size el vermek istiyoruz ama elimizi tutmanız için çaba göstermeniz lazım. Böyle bedavadan el tutma yok. Yetişmenizi istiyoruz ya. Sizin de ayak kalkmanızı, sizin de bu hizmette bir yer bulmanızı istiyoruz. Bu bir ekip çalışması ya. Benim burada olmamam bile lazım. Haleluya. Rab her zaman önünüze fırsat çıkartıyor. Biz burada buraya dönerken Tampa havaalanında beklerken Leyla İzmir'deki bir bayanı iman ettirdi. Sohbet esnasında orada sandviç yerken ha ha hi hi derken iş ciddiye bindi. Her yerde fırsat var. Ya bize bilet kesen adamı, yani adam ismi Carlos, Porto Rikolu. Bizim Sacit iman ettirdi adam. bir adam işlerimizi yapıyor. Sacit buradan adama durmadan laf söylüyor. Adam işimizi bitirdi ki benden sonra tekrar etti. Adam tekrar etti. Sonra biz uçağa binerken o biletleri yani kuponu kesip bindiriyor. <laughs> ne haber Carlos dedim. Ben diyor. İyi ki varsınız hayatımızda. Bugün benim için mutlu bir gün. Bu kadar ya. Herkesin ihtiyacı var. Bilmiyorsun ki adam orada durmuş üniformasıyla bilet kesiyor. Bilemezsin ki adam içinde ne fırtınalar dönüyor. Neler dönüyor? Bizim de hayatımızda ne fırtınalar döndü? Ama dönmeye fırsat vermeyeceğiz. Amin. Haleluya.